Arkadaşlar merhaba. Bu videoda aile danışmanlığı sertifika programlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Nedir, ne değildir? Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda aile yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetidir diyebiliriz. Ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi, işlevselliğini sağlaması, gerçekçi hedefler edinmelerini, açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aile danışmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedirler aileler. Aile danışmanlığı eğitimleri toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini ana kaynağına inerek bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşır aile danışmanlığı eğitimi. Ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Bu eğitimin amacı aile danışmanının ilişkiler açısından sorunları olan insanların evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aileyle ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelebilmelerine yardımcı olur aile danışmanları. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçınılmazdır bu bağlamda. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerine birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak, aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır arkadaşlar. Ülkemizde aile danışmanlığı sertifika programları şu anda üniversiteler tarafından veriliyor. Bunlara şey yapmak için bu aile danışmanlığı sertifika programlarına kimler başvurabilir? Psikolojik danışma ve rehberlik, psikoloji, tıp, çocuk gelişimi, sosyal hizmetler, sosyoloji, hemşirelik programları mezunları aile danışmanlığı sertifika programlarına başvuru yapabiliyor arkadaşlar. Bu bölüm mezunları. Program süresi 300 saati teorik, 120 saati uygulama ve 30 saati süpervizyon olmak üzere toplam 450 saattir arkadaşlar eğitim süresi. Aile danışmanlığı sertifika programı kapsamında her katılımcı en az 150 saat uygulama ve süpervizyon eğitimi alır. Bu bağlamda 50 saat aile danışmanlığı süreciyle ilgili temel beceri uygulamaları, 50 saat çeşitli modüllerle ilgili vaka analizleri, 30 oturum yani 30 saat aile danışmanı uygulaması ve süpervizyonu, 20 oturum yani 20 saat aile danışmanı uygulaması süpervizyonu olarak eğitim veriliyor arkadaşlar. Eğitimin konularına kısa kısa göz atalım. Aile danışmanlığı için temel psikoloji eğitimi kapsamında, dersi kapsamında psikolojinin temel kavramları, çocuk ve ergenlerde gelişim dönemleri, gelişim görevlerinin yerine getirilmesinde ailenin rolü, ebeveyn tutumları, etkili ebeveynlik ve ebeveyn arabuluculuğu, kişilik kuramları olarak konulara ayrılıyor. Aile danışmanlığı kuram ve uygulamaları kapsamında klasik kuramlar yani dinamik, stratejik, yapısal, yaşantısal kuramlar ve uygulamaları, bilişsel davranışçı kuram ve uygulamaları şeklinde, postmodern yaklaşımlar yani çözüm odaklı öyküsel kuramlar ve uygulamaları şeklinde. Aile danışmanlığı ilke ve teknikleri bağlamında danışmaya ait temel kavramlar, bireysel danışma beceri ve teknikleri, bireyi tanıma teknikleri, bireysel danışma ve aile danışmanısının karşılaştırılması, aile danışmanının rol ve görevleri, aile danışmasının temel aşamaları, aile danışmanının nitelikleri, aile danışmanlığı beceri ve teknikleri, aile danışmanlığı örnek yapılanma modeli, aile danışmasında kültürel duyarlılık, danışmada etik ilkeler şeklinde. Aile ve evlilik süreçleri bağlamında ise evlilik öncesi danışmanlığı ve eş seçimi, çiftlerin evlilik öncesi uyum süreçleri, evliliğe hazırlık süreci, evliliğin ilk zamanları ve evliliğe alışma süreci, eşler arasında rol dağılımı, romantik ilişkinin desteklenmesi, anne baba olmak, boşanma süreci, boşanma sürecinde çocuklar şeklinde arkadaşlar. Ailede eğitim süreci bağlamında aile içinde öğrenme, ailede sosyal beceri kazanımı, okul, aile ilişkisi ve iletişimi, çocuğun okulla ilgili sorunları, çocuğun eğitim sürecinde ailenin fonksiyonu, özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek, günlük yaşamda aile okuryazarlığı becerilerinin kazanılması, çoklu zeka uygulamaların ve öğrenme stillerinin ailede kullanımı şeklinde. Aile sağlık ve cinsellik bağlamında ailede sağlık bilinci, bulaşıcı hastalıklar ve koruma yolları, ailede ilk yardım bilinci geliştirme, kronik rahatsızlıklarda ailenin etkisi, anne çocuk sağlığı, aile planlaması,
cinsellikle ilgili temel kavramlar, ailede cinsel sorunlar, kadında cinsel sorunlar, erkekte cinsel sorunlar, cinsel işlev bozuklukları ve yaklaşım biçimleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları, hamilelik ve cinsel sorunlar, yaşlılık dönemi cinsel konular yani menopoz, andropoz şeklinde. Aile danışmanlığı süreci ve becerileri kapsamında ise ailenin karşılanması, ailedeki dinamikleri anlama, vaka formülasyonu yapma, ailenin problemini tanımlanması, probleme uygun strateji seçimi, geri bildirim alma süreci, aile danışmanlığını sonlandırma süreci, izleme sürecinin yapılandırması, temel süreç değerlendirme teknikleri şeklinde. Uygulama eğitimi ise teorik dersler kapsamında kazanılan becerilerin sınıf içinde role playing metodu ile kuramsal bazda uygulamaya koyulması, sınıf içi geri bildirimler, konsültasyon, sınıf tartışmaları şeklinde uygulama yapılıyor. Süpervizyon bağlamında ailelerle yapılan görüşmelerin sınıf içinde süpervizör hocaya sunulması ve beraberce vakaların yapılandırılması, adayın sonraki seanslara hazırlanması, tüm seansların incelenmesi ve geri bildirim verilmesi şeklinde arkadaşlar. Aile danışmanlığı sertifika programında verilen eğitimler, konu başlıkları bu şekilde. Programa geçerli bir mazeret dışında teorik modülleri %80, uygulamalı modüllere %90 oranında devam edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun üstünde devamsızlık yapanlara sertifika verilmiyor. Aile danışmanlığı sertifika programına katılanların sertifikasyon yeterliliklerini ölçmek amacıyla programın bitiminde çoktan seçmeli bir sınav yapılıyor arkadaşlar. Başarısız olan katılımcılara ek sınav hakkı da veriliyor. Sınavdan geçer not en az 60. Her bir katılımcı ayrıca yaptığı danışmalardan birini vaka sunumunu yapıyor arkadaşlar. Değerlendirme sonunda başarılı olan katılımcılar aile danışmanlığı eğitimi programı katılımcı belgesi alıyor arkadaşlar. Bu sertifikaya sahip olanlar Türkiye'nin her yerinde aile danışmanlığı merkezi açma yetkisine sahip oluyor arkadaşlar. Bir de şey var, aile danışmanlığı ile ilgili yayınlanmış bir yönetmelik var. Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak aile danışma merkezleri yönetmeliği arkadaşlar. Resmi gazetede 04.09.2012'de yayınlandı. Resmi gazete sayısı 28.401. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca yayınlandı arkadaşlar bu. Burada bazı önemli maddeler var. Aile danışmanının eğitimi ve nitelikleri bağlamında madde 14'te geçiyor. Birinci fıkrasında sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık, rehber ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinden en az 4 yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden biri tarafından uygun görülen en az 300 saati teorik ve en az 30 saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere 150 saati uygulamalı toplam 450 saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar aile danışmanı unvanı alıyormuş arkadaşlar. Bu kişiler saydığımız şartları taşıyan kişiler bu eğitimi de aldıktan sonra aile danışmanı unvanı alıyor. İkinci fıkrasında sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi lisans programlarını tamamladıktan sonra aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olanlar aile danışmanı sayılıyor bu kişilerde. Yani aile danışmanlığı alanında yüksek lisans ya da doktora yaptığınız zaman, diploma aldığınız zaman aile danışmanı unvanı almış oluyorsunuz. Ayrıca aile danışmanlığı sertifika programına kayıt olup bu eğitimi almadan da yani yüksek lisans da bu şekilde geçiyor. Ayrıca bunlardan merkezlerde çalışmak için sertifika istenmiyor dediğimiz gibi. Yani aile danışmanı olabilmek için iki şart var. Ya aile danışmanlığı sertifika programını başarıyla tamamlayıp belge almanız gerekiyor ya da aile danışmanlığı üzerinde yüksek lisans, o alanda yüksek lisans yapmanız gerekiyor, diploma almanız gerekiyor. Aile danışmanlığı yüksek lisans programları ülkemizde çok fazla yok arkadaşlar. Bazı üniversitelerde var. Bunları araştırabilirsiniz üniversitelerin web sitesinden. Madde 16'da aile danışmanının görev ve yetkileri sayılmış. Aile A fıkrasında aile sistemi içerisinde işlev bozulmaları neden olan aile ve bireylerin bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmeli olumsuz yönde etkileyen aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psikososyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözülmesinde birey ve aile ile çalışmak, daha sonra kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak
bireylere, çiftlere veya ailelere sorunların çözümüne dönük değişim ve gelişme yönelik hizmetler sunmak, aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak, aile koruma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek, anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, boşanma öncesinde ailelere psikososyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak, boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak, tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek, gerektiğinde aile üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek şeklinde görev ve yetkilerini saymış arkadaşlar. Madde 16'da bu yönetmeliğin madde 16'sı. Daha sonra bahsedeceğim aile danışmanlığı tesis yüksek lisans bahsetmiştim. Yani sertifika programından değil de dediğimiz programlardan mezun olup da yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlar da aile danışmanı sayılıyor. Bunun koşulları var. Bir yüksek lisans programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunacak olan adayların ilgili alanlarda lisansiyen 4 yıllık öğrenim veren bir yüksek öğretim programında mezun olması, yapılacak bilimsel mülakat sonucunda başarılı olmak. İki şartı var arkadaşlar. Bir diplomanız olması gerekiyor. Tabii bu şey yapıyor. Yüksek lisansa başvurduğunuzda diploma notunuzun da etkisi var arkadaşlar. Diploma notunuz ne kadar yüksekse kabul edilme şansınız o kadar artıyor arkadaşlar. Türkçe ve tesis olarak veriliyor aile danışmanlığı eğitimi şu an yüksek lisans programı ülkemizde. Yapılacak dediğimiz gibi bilimsel mülakat sonucunda da başarılı olmak gerekiyor. Mezun olunması istenen ilgili yüksek öğretim programları şunlardır. Yani lisans programları, tesis, aile danışmanlığı, yüksek lisans yapmak istiyorsanız hangi 4 yıllık bölümlerden mezun olmanız gerekiyor, diplomanız olması gerekiyor? Çocuk gelişimi, sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, özel eğitim yani işitme engelliler öğretmenliği ya da zihinsel engelliler öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği, hemşirelik, tıp fakültesi gibi bu bölümlerden mezun olan arkadaşlar bu alanda yüksek lisans yapabilir aile danışmanlığı üzerine. Aile danışmanlığı sertifikasına sahip olanlar nerede istihdam edilebilir? Kadın ve aile sağlığı merkezlerinde, aile mahkemelerinde bilirkişi danışman olarak, rehabilitasyon merkezlerinde, mesai saatleri dışında uzmanlık hizmeti de verebilir bu arkadaşlar ailelere. Bakanlıkların il merkez müdürlüklerinde istihdam edilebiliyorlar arkadaşlar. Aile danışmanı olan arkadaşlar, bu yeterliliğe sahip olan kişiler. Evet, benim bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür